Hatay Büyükşehir Belediyesi İskenderun Belediyesi tarafından ihaleye çıkarılmak istenen Üçünoğlu Sosyal Tesis ihalesinin iptali için mahkeme yoluna gitti. İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, tesis bize ait diyerek Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin bu konu üzerine planları olduğunu, bu planları bozmak için mahkeme sonuçlanana kadar ihaleyi iptal ettiklerini duyurdu. Arkadaşlar, 37-2015 tarihli ihale öncesi, yani bugün, Antakya'da Büyükşehir Belediyesi dün 29'u hiçbir gerekçe göstermeden Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurmuş. Evraklar burada, size dağıtacağım, takım olarak dağıtacağım. Ve diyor ki, Büyükşehir Belediye Başkanlığı 37-2015-903 sayılı yazısıyla Belediye Başkanlığımıza bize ivedilikle ulaştırıldı. Ulaşan karar imzasız, onaysız, sadece bir fotokopiyle bize ulaştırdı. Yani mahkemeden bana tebligat gelmedi. Bunu vereceğim sizlere. 29'unda müracaat ediyor. 30'unda hiçbir gerekçe göstermeden Bölge İdari Mahkemesi'ni de yanıltarak size evrakları vereceğim. Nasıl adaleti yanılttığını, Bölge İdari Mahkemesi'ni nasıl kandırdığını, onları da evrakları size vereceğim, bir suç duyurusunda bulunacağız. Geniş kapsamlı. Tabii bu yapılan işlemler kanuna aykırı, mahkeme kararlarının ne usulde tebliğ edileceği açıktır. Bu metni de size vereceğim. Önce şifahi olarak bir söyleyelim. Belediyemizce yapılan istişare sonunda Hatay Büyükşehir Belediyesi'nce tertip edilen bazı hilelerin, biz sırf bunu, Büyükşehir'in hilelerini ortaya çıkarmak için ben bu basın toplantısını yapıyorum. Yani bu kadar da iddialıyız. Ortaya çıkarılması için ihalenin mahkeme süreci sonuna ertelenmesine karar verilmiş. Yani ben istesem bugün Üçünoğlu'yu yapabilirim. Daha mahkemeden bana ıslak imza tebligat gelmedi. Oradan fotokopiyle alacele yollamışlar. Bana tebliği mahkeme yapar, belediye yapmaz. İstesem kabul etmeyebilirim. Ama sırf yapıp da 3-4 gün sonra mahkeme kararı bana geçecek, durduracağım. Ama 5 gün içerisinde ben bu kararı geri iptal ettireceğim ki o kadar güveniyorum. Ama sırf kaos olmasın, sırf dediğimiz gibi yapılmış, bozulmuş olmasın diye İskenderun Belediyesi, İskenderun halkının rahatı, huzuru için biz bu yola başvurduk. Kendimiz iptal ettik, kibarlığımızdan iptal ettik. Yani Hatay Büyükşehir'in haklı bir nedeni yok. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nce planlanmış akıl almaz kurgular bulunmaktadır Büyükşehir tarafından. İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, belediye briefing salonunda düzenlediği basın toplantısında Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ihaleyi çıkarmak istedikleri Belediye Üçünoğlu Sosyal Tesisi konusunda ihaleyi süresiz olarak iptal ettiklerini ifade etti. 2014'ün 9. ayında İskenderun Belediye Başkanlığı'nın tasarrufunda bulunan alanların, yani sahil dolgu alanlarının kendilerine tahsisini talep etmişler. Bu talep Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün 33-2015 tarihli 37-59 sayılı yazılarıyla reddedilmiş. Ben size bu evrakları vereceğim. Bu red kararını almasına rağmen, yani 3. ayda almasına rağmen, ilk geldiği günden beri uğraşıyordu. Milli Emlak Genel Müdürlüğü de kendilerine yazı yazdı. 2014 Büyükşehir Belediye Kanunu çıkmadan önce tasarrufunda olan il, ilçe, beldedeki dolgu alanları o ilçelere aittir diye kendilerine yazı var. Arkasından bir daha yazdılar. Kendilerine 3. ayda İskenderun Belediyesi'ne ait olduğunu, üzerindeki kafelerle, lokantalarla, balık haliyle birlikte bütün teferruatıyla İskenderun Belediyesi'ne ait olduğunu bildirmelerine rağmen dün 29'unda, yani 3. ayda senin değil bu yer arkadaş, valilik, milli emlak, kaymakamlık, tapu kendisine defalarca yazmalarına rağmen bu evrakları vereceğim size. Buna rağmen bu kadar yazıya ve resmi evraklara rağmen müracaat ediyor Bölge İdare Mahkemesi'ne, Antakya'ya. Onlar da tabii acil bir ihale olduğu için telafisi zor, belki bir zarar çıkar diye hiçbir savunma almadan hemen durdurmaya karar veriyorlar. Bu da yanlış esasında. Biz bunu mahkemeden de için böyle karar verdiğini soracağız.
5 günlük bize bir süre vermişler. Biz bugün müracaat ettik. Tam böyleyken aynı talep hukuka aykırı bir şekilde 27.7.2015 tarihinde 170 sayılı yasa ekinde belediyemize yapılmıştır. Hem Milli Emlak'tan, hem Tapu'dan, hem Kaymakamlık'tan kendisine red verilmesine rağmen 27.7, 4 ay sonra gene bana başvuruyor. 170 sayılı yazısında belediyemize gönderilen yazı ekinde, onları da vereceğim size, dağıtım olarak Erzin, Dört Yol, Payas, İskenderun, Arsuz, Samandağ belediye başkanlıklarına diyor, güya sadece bana yolluyor. Yani hepsine yazdım zihniyetiyle bir senaryo yazıyor, sadece bana yazıyor. Buna da diyor ki, Milli Emlak'a gönderilen yazı sadece İskenderun Belediye Başkanlığı'yla ilgili. Diğerlerine göndermesine de gerek yok. Konu benim, Arsuz, Samandağ, bilmem ne işte, Payas, İskenderun, Dört Yol. Yani muhteviyatını genişletiyor aklı sıra. Çünkü kendisine red yazılar verilmiş, İskenderun için karar verilmiş. Altına 5 tane daha ilçeyi koyarak bir senaryo kurguluyor. Kısaca ben diğer belediyelere de yolladım intibasını vermekte ama gerçekte sadece İskenderun Belediyesi için yapılmaktadır. 53.93 sayılı kanun. Arkadaşlar kapıyı kilitleyin. 53.93 sayılı kanun 79. maddesinde açıkça hazine mülkiyetindeki taşınmazların, hazine mülkiyeti taşınmazların büyükşehire devri dediği halde hazine tarafından bu talep reddedildiği halde neden belediyemize devir yazısı yazıldığını şimdi açıklayacağım. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nce 27.7.2015 tarihinde belediyemize yazılan yazı idare mahkemesine sanki bir devir tasfiye süreci varmış gibi lanse edilerek, yani dünkü yazısı sadece yasayı koymuş. 63 Büyükşehir Yasası'nda işte dolg alanları, şunlar bunlar Büyükşehir tarafından işletilir gibi muğlak genel kapsamı koyarak lanse edilerek mahkeme yanıltılmıştır. Hukuka karşı bir sabotaj yapılmıştır. Mahkemenin delil toplamasını önlemek için de 27.7.2015 tarihinde hem belediyemize yazı yazılmış 2 gün önce hem de idare mahkemesine dava açılmıştır. İşte tüm bu oyunları açığa çıkarabilmek için ihale tarafımızdan ertelenmiştir. Ertelenip bu evrakları size teslim etmek için ben erteledim. Yoksa daha mahkemeden bana bir karar gelmedi. Mahkemeden gelmediği için yapabilirdim. Ama bunların oyununu meydana çıkarmak için böyle bir yola başvurdum. Bütün bunlardan daha da vahim olanı 3 Doğru Sosyal Tesis'in bulunduğu alan 24.3.2006 tarihinde 793 sayılı yazı eki 20.01.2006 tarihi 37 sayılı Maliye Bakanlığı olurları ile buraya dikkat edin. İskenderun Belediyesi'ne devredilmiştir. Maliye Bakanlığı'nda 2006 tarihinde İskenderun Belediyesi'ne devredildiğine dair belgemiz bile var. Kimse alamaz. İskenderun Belediyesi'nin tasarrufundaki bir alanı Milli Emlak'tan talep eden, Milli Emlak'a yazdığı yazıyı İskenderun Belediyesi'ne gönderen, yargıyı yanıltan, bu zihniyeti kınıyoruz tabii. Hatay Büyükşehir Belediyesi bir derebeylik gibi yönetiliyor. Sahilde bulunan 4 adet sosyal tesis ile balık lokantası Maliye Bakanlığı'nca İskenderun Belediyesi'nin tasarrufuna bırakılmıştır arkadaşlar. Söz konusu sosyal tesisler hazine tasarrufunda olmadığından burası çok önemli. 53.93 sayılı kanunun 79. maddesi kapsamında sayılan yerlerden değildir. Yani aynı şekilde bu tesisler bölgeye hitap etmeyen yöresel tesislerdir. Büyükşehir'in kanununda der ki bölgeye hitap eden park, hayvanat bahçesi, büyük sosyal tesisler bunlar benim bu bölgeye hitap eden küçük yöresel tesisler olup bu gerekçeyle de Büyükşehir'in yetkisine girmemektedir. 53.93 sayılı kanunun yürürlük tarihi 2005, İskenderun Belediyesi'ne devir tarihi 2006, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluş tarihi 2014'tü. Yani 2014'ten sonra yapılan her dolgu alanı Büyükşehir'indir. Ona bir şey diyemem, saygı duyarım. Ama şu ana kadar yapılan bütün dolgu alanı tesisler
tasarrufu bizde. 2006 yılında devri yapılmış bir yerin 2014 yılında istenmesi ancak hukuku bilmemekle Lütfü Bey'i yanıltmakla mümkündür. Birileri yanıltıyor. Yoksa Lütfü Bey böyle bir şey yapmaz. Sayın Gazanferdik ve yanındaki belediye meclis üyesi ve parti yöneticileri, basın toplantılarını izledim ben. Yani kendisine şu soruyu sorayım. Bu sosyal tesis büyükşehire devrettik. İskenderun halkının ne kazancı olacak? Büyükşehir aynı patronatta olduğu gibi burayı alıp da birine bir trilyona verirse İskenderun halkının kazancı ne olacak? Gazanferdik ve arkadaşları, siz buranın mı belediye meclis üyesisiniz? İskenderun'un hakkını koruyacak, yoksa Antakya'nın mı belediye meclis üyesisi? Kınıyorum ben hepsini. Ne olursa olsun bu mal İskenderun'un. Bugün ben varım, yarın yokum. Kim olursa olsun bu üniteler, bu tesisler İskenderun halkının arkadaş. Hem yasal olarak bizim, onların da imalatını da buradan İskenderun halkı yaptı. Sizin vergilerle yapıldı. Küçük küçük tesisler, 200 metrelik çay ocakları Hatay halkına hitap etmiyor. Sadece yöresel olarak. Yani büyükşehir ne yapmak istiyorsun? Malkaçlı gibi sabahın 8'inde Lütfü Bey buralara gelmiş. 11'de 1'de toplantılar. Benim belediye meclis üyelerim, İskenderun halkının çocukları bu yerleri alıp büyükşehire verdin. Elimize ne geçecek arkadaş? He? Verdin büyükşehire, o da başkasına ihale etti. Parkomata 120 bin liraya iyi niyetle verdik. Büyükşehir meclisi olarak verdik. 13,5 trilyona başkasına vermiş. Biz bilmiyor muyduk buraların ayda 500 milyar kazandığını? Bizim işimiz bu. Eğer Büyükşehir Belediyesi Parkomat ihalesinde yaptığı gibi bu sosyal tesisi üçüncü bir şirkete kiralarsa meclis üyeliğinden ve partisinden istifa edecek mi bu arkadaşlar? Yani gittiği zaman ellerine ne geçecek? Yani arkadaşlar, buradaki benim çok değerli meclis üyesi arkadaşlarım, İskenderun halkının menfaatini savunacağına neden büyükşehirin sözcülüğünü yapıyorlar? Varsa bir problem, gelin içimizde yapalım. Feislerde tartışmayalım. Gelin, meclis var. Bir belediye meclis üyesi mecliste İskenderun halkının veya gerekçesiyle, geliriyle, gönlüyle tartışmakla mükellef. Öyle beyanat vererek dışarıda feislerle yapması yasal değil zaten, yasal değil. Yani İskenderun halkının ve belediyesinin gelirlerini veya da menfaatlerini azaltıcı belediye meclis üyeliğinin düşüş sebebidir. İptal nedenidir. Sen zarar veremezsin. Varsa bir şey mecliste tartışırız, önergeni verirsin, komisyona havale edilir, yapılır veya yapılmaz. Önce bir sor bakayım şu evrakları. Gel, avukatsın. Şimdi hepinize dağıtacağım. Resmi evraklar, bana ait olduğuna dair resmi evraklar, hem Hatay Valiliği, hem İskenderun Milli Emlak'ın, hem Ankara Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün, hem Maliye Bakanlığı'nın, hepsinin İskenderun halkına ait olduğunu gösteren resmi evraklar, takım olarak size vereceğiz. Yani yasal olarak hiçbir sakınca olmamasına rağmen, eğer bugün biz bu ihaleyi yapmış olsaydık, kamuoyunu manipüle edeceklerdi. İşte yaptık, ettik, çattık, dinlemediler, çaldılar, çırptılar, ettiler diyeceklerdi. Bu planlara oyunu bozduk arkadaşlar. Bu planlara oyunu bozduk. Bizim kimseyle kavgamız yok. Bizim tek kavgamız İskenderun'a bir şeyler kazandırmak. İskenderun halkının malını İskenderun halkına olarak alması. Yani büyükşehir, sen daha kendi işlerini yapmadan gelip de şurada benim bir tesisimin ne olacak yani? Nin gayen ne senin? Derdin ne? Yani 50 dönümlük bir park üzerinde bir mücadele etmiyoruz. Küçücük bir çay ocağı, bir tesis. Sen bu kadar işin varken gel suyu düzeltelim, gel parkomatı düzeltelim. Gel bütün Hatay'a hitap edecek bir park yap. Ne bileyim, büyük bir tesis yap. Bölge halkının faydalanacağı, gel bir şeyler sosyal yaşam alanları yap. Gel bunları hep beraber yapalım. Telefon açıyorlarmış, AVM'nin önündeki çiçekleri niye soruyorsunuz demişler. Park bahçe müdürlüğü getirin. Niye lehvali dikiyorsun? Kupkuru olmuş. Gördünüz oradaki güzelliği. Bunun gibi ufak tefek meselelerle yapmayın, etmeyin, etmeyin. Bizim kimseyle bir derdimiz yok arkadaşlar. Bizim kavgaya da niyetimiz yok. Ama iyi niyet yoksun.
Bütün Bey'i yanlış yönlendiriyor. Yani gelse şurada benim bir çayımı içse. Biz her gün büyük şehirlere gittiğimizde odasına giriyoruz, çayını içiyoruz, öğlen yemeğini yiyoruz. Yani istesek başka yerde de yeriz. Sırf onu olur etmek için Büyükşehir Belediye Meclislerinde çocuklar bir yemek ısmarlayın. Bizim kendi de ekibimiz var. Gitmiyoruz, yanında oturuyoruz, yemeğini yiyoruz. 3 gün meclise gittiğimiz zaman 3 gün yanında oturuyoruz. İskenderun'un hayati meselesi, üst geçit, alt geçit. Bir gün önce tesadüfen Levent'ten duydum. Gitmedim arkadaş. Sen beni niye çağırmıyorsun? Bu kentin bir belediye başkanı var. Ticaret odasında organize ettiriyorsun. Ara beni. Yapalım. 31 meclis üyesini alalım. Basını alalım. Mühendisler odasını çağırayım. Mimarlar odasını çağırayım. Teknik heyeti çağırayım. Kanaat önderlerini çağırayım. Oturalım tartışalım. Slaytlarla, şeylerle. Belki bizim de bir fikrimiz olur. Arkadaşlar, benim söyleyeceklerim bu kadar. Şu evrakları size dağıtayım. Tek tek istiyorsanız üzerine de yazalım. Abi onu da söyleyelim. Dur burada var. Şey var. Arkadaşlar şurada belediye başkanının dikkatine yazıyor bunu. Verdiğim zaman bir bakın şurada. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı 31.3.2015'te demin bahsettiğim gibi yani 7. ay 4 ay önce Hatay Valiliğine, Defterdarlığa, Milli Emlak'a, Valiliğe bir yazı yazıyor. Yine usanmadan bu yerleri istiyor. Ve burada da İskenderun'a ait olduğunu hem mali açısından hem Milli Emlak açısından hem yasalar açısından 2014'te önceki dolu alanlarının bana ait olduğunu yazıyor. Altında da şurada şurada bir işaret koyayım. Ayrıca ilçe sınırları diyor. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Size verdiğim zaman şöyle işaretliyorum. 31.03.2015 belgesinin altından bir önceki ayrıca ilçe sınırları içerisinde bulunan Hatay Valiliğinden istiyor Büyükşehir. Mülkiyeti hazineye ait belediyeniz tarafından yani Büyükşehir tarafından tahsisi talep edilen Azganlık Mahallesi 585 parsel, Sarıseki 717 parsel, 1. Mıntaka 1610, 1065, 1277, 1047 parsel, 2. Mıntaka 1349, 579 parsel, Frenk Çiftliği Mahallesi 1373 parsel, ilgili belediyesince, yani bu yerlerin bağlı olduğu ilgili belediyesince, yani Sarıseki, Azganlık, İskenderun ilgili belediyesince, dolgu yapmak suretiyle kazanılan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan olmadığı, yani dolgu alanı değil, burası hazinenin gerçek yeri, olmadığı ve hazinenin özel mülkiyetinde gelir getiren taşınmazlar olduğu tespit edildiğinde belediyenizin ve başkanlığınızın yani Büyükşehir'in tahsis talebi Hatay Valiliğinden ve Milli Emlak'tan kaymakamlıkça, valilikçe ve milli emlak müdürlüğünce uygun görülmediği. Ben dedim ki ya bu parseller neresi arkadaş? O Büyükşehir bakmadan mı istiyor, kafadan mı istiyor, rüyasında mı görmüş? Bunları da vereceğim size. Bir tanesi arkadaşlar 1. Mıntıka 1065 parsel anıt alanının ön taraftaki yol. Yolu istiyor. Vereceğim sizlere bunları aynısı. Anıt alanının önündeki yol. Arkadaşlar çeksen dur çekin. Bir tanesi arkadaşlar 1610 parsel 1. Mıntıka pardon. Ya dedim bura nere? Deniz Üst Komutanlığı'nın içi. Deniz Üst Komutanlığı şu balıkhanenin yanındaki Üst Komutanlığı'nın içi. Askeriyenin içini istiyor. Al. Bir tanesi arkadaş Yılmaz Akpınar 717 parsel Sarıseki. Şu anda Tosyalı'nın fabrikasının bulunduğu yeri istiyor. Tosyalı'nın yeri. Al arkadaş çek fotoğrafını. Al. Bir tanesi arkadaş. Bir tanesi 2. Mıntıka 1349 parsel
Benim iki nolu yani şu engellere yapacağım tesisi önümüzdeki hafta inşallah ihalesi yapılacak. İki nolu tesisin yanı. Tuvalet var ya iki nolu tesisin yanında. Ver başkan, tuvaletçi başkan versin. Arkadaşlar bir tanesi Azganlık 585 parsel. OSB'nin içinde Esmer Torna Sanayi'nin yani şu andaki OSB var ya, birinci OSB. Onun içindeki bir vatandaşın yeri. Hepsine gittim, tek tek çektim, buldum. Bir tanesi 1047 arkadaşlar, birinci mıntıka. Toprak Mahsuller Ofisi'nin önündeki yol. Toprak Mahsuller Ofisi var ya, vergi dairesinin önünden gider. Bir tanesi de arkadaş, 373 parsel, frame çiftliği. Benim şu anda sahil camisinin, inşallah 10 gün sonra temelini atıyoruz. Onun yanında küçük bir parsel, sahil camisinin yanında. Sen nereden buldun bu yerleri? Sana kim söylüyor bunları? Hiç mi araştırmıyorsun başkan? Yolu istiyorsun, Tosyalı'nın yerini istiyorsun, OSB'nin içini istiyorsun, denizin içini istiyorsun. Yani ne gayen ne senin? Bizden, yani bizden işin ne? Niye İskenderun'a taktın mesalar arkadaş ya? 14 ilçe var. Ne derdin ne yani? Sabah buradasın, akşam buradasın. Ne yani derdin ne arkadaş? Bırak biz kendimiz çalışalım. Bırak biz paramız da olur, buluruz da asfaltı da yaparız, kaldırımı da yaparız, biz parkları da yaparız. Hafta sonu cenazeyi de biz kaldırıyoruz. Ne bileyim ben sen söyle. İtfaiyenin de işini görüyoruz, yolları da ben soruyorum. Şeker evin yolunu yapayım, eve sürgün yanını kazmış, param harc etmiş asfaltı. Hizmeti de alıyoruz. Arkadaşlar benim söyleyeceğim bu kadar. Ama Hüncü Bey'in bundan haberi yoktur herhalde. Kesinlikle böyle bir yanlışa düşmez. Samimi söylüyorum yani hiçbir başkan bu kadar yanlışa düşmez. Demek ki onu bir yanıltanlar var. Evraklar da burada takım halinde arkadaşlara yapıldığında geliyor.